Herkese merhaba. Özel Manşet programıyla karşınızdayız. Bülent Arınç'ın istifasını ve bu istifanın nelere yol açabileceğini konuşacağız. Değilse Bülent Arınç'ın politik bir kişilik olarak ismi, siyasetteki yeri vesaire onlar bizim alanımız mevzumuz değil. Esasen Bülent Arınç çoktan Türk siyasi tarihine veya Türk siyasi hayatına mal olmuş bir isim. Ama oğlunu siyasete soktu Mücahit Arınç. Diyebilir ki oğlum kendi girdi. Yani baba Bülent Arınç olmasa oğul Mücahit Arınç AKP'den milletvekili olur muydu? Bütün bunlara bakmak gerekir. Böyle e, ailevi nedenlerle e, Bülent Arınç'ın yumuşak karnı diyebileceğimiz konularda var. Ama dediğim gibi bunlar ailevi konular. Çok da bize alakadar etmiyor. Ailevi hassasiyetler, korkular endişeler veya işte bir takım titizlikler falan e, bunlar bize enterese etmiyor. Bülent Arınç'ın istifası e, meselesi Bülent Arınç'ın geçtiğimiz hafta Haber Türkiye çıktığı 2-3 saatlik yayının ardından gündeme geldi ama öncesinde Kılıçdaroğlu'yla Çakıcı arasında gibi görülen, Alaaddin Çakıcı arasında gibi görülen veya CHP ile MHP arasında gibi görülen ama esasen doğrudan atışın AKP'ye, saraya, Erdoğan'a olduğu birkaç gün içerisinde ortaya çıkan önce Meral Akşener falan gibi siyaseti bu işleri bilen insanların hedef Erdoğan'dır demesine rağmen o günlerde çok fazla anlaşılmayan ama birkaç gün sonra anlaşılan hadiselere bakmak icap ediyor. Çünkü Bülent Arınç'ın istifası bunların ardından geldi. E, Kemal Kılıçdaroğlu bir ifadesinde mafya babası falan diye Çakıcı Ala Çakıcı'dan bahsedince işte e, şeye de Devlet Bahçeli'ye de ee, sarayın bekçisi deyince, yani bu laflarda bir şey yok esasen, <laughs> sarayın bekçisi demekte çok galiz e, küfürlerle dolu ve ağır hakaretlerle dolu tehditler içeren mektuplar yazdı. Üst üste Alaaddin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na hitaben. arada tabi Bahçeli'ye ve e, Recep Tayyip Erdoğan'a saygılarını göndermeyi de ihmal etmedi ama anlayan bu mektupların, bu çıkışın doğrudan sarayı hedef aldığını anladı. Ve saray ses çıkartmadı iki gün boyunca. Meral Akşener de ses çıkartmadı iki gün boyunca. CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, partililer maalesef çok cılız tepki verdiler. Deyebilirler ki işte efendim biz bu seviyesizlikle muhatap olacağız. Gerginliği, gerilimi fazla büyütmemek lazım. Kavganın tarafı biz değiliz. Yesinler birbirini. İşte Cumhur İttifakı çatır diyor falan. Ne olursa olsun kesinlikle haksızdı ve temelsizdi. Hangi gerekçe olursa olsun üzerinden bir hafta geçti. Şu anda artık bir şey söylemelerinin bir manası yok ama bu e, lafı orada bırakmayacaktı kendi liderine edilen e, lafı, kendi liderine edilen e, hakareti, v, yapılan tehdidi, CHP ve CHP'liler o mafya babasının e, mafya liderine yanına bırakmayacaktı. Bıraktılar. O arada Bülent Arınç, e, o arada Recep Tayyip Erdoğan hukuk reformundan, reformdan, ekonomik reformdan bahsetti. Detaylarına girmeyeceğim. Yerimiz Avrupa Birliği'dir dedi. Yönümüz Avrupa Birliği'dir dedi. Bütün bunların hepsinin nedenlerini, nedenleri var. Manşet programlarında hafta her hafta her yayında bunları anlatıyorum reçaylı. Es zamanlı olarak Arınç Haber Türkiye çıktı ve gerçekten hukuken Türkiye'nin iyi durumda olmadığını ve Tayyip Erdoğan da adalet istiyor falan sözleriyle örnekleyerek getirdi. Hukuk iyi durumda değil, adaletsizlik yapılıyor, uzun tutukluluk süreleri, işte Selahattin Demirtaş, Osman Kavala isim de vererek falan bayağı bir yakındı. Es zamanlı olarak gene Bülent Arınç gibi eski meclis başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek de kendi eski dava arkadaşı Ahmet Taş Getiren'e, milli mücadeleci geleneğinden gelen Ahmet Taş Getiren'e karar gazetesi konuştu ve o da rahatsız olduğunu söyledi. Yani reform reform ne kelime yani bize bir tövbe-i nasuh lazım falan dedi yani battık batacağımız kadar manasına. Herkes rahatsız belli ki ve bunu acaba Yüksek İstişare Kurulu'nda yukarıda dile getiriyorlar mı bilemeyiz. Bütün bu minval üzerine giderken hadise elbette Devlet Bahçeli Çakıcı'ya sahip çıktı. Çakıcı'nın ağır hakaret, küfür neyse tehditlerine hepsine sahip çıktı. Çakıcı dava arkadaşımdır dedi falan. Bunları da gözden uzak tutmayalım. Acaba Arınç ne olacaktı? Arınç ne yapacaktı? Veya saray Arınç'ın yanında veya karşısında duracak mıydı durmayacak mıydı? Hafta sonu Cumartesi günü İbrahim Kalın saray sekreteri sözcüsü işte şahsi görüşleridir filan dedi. Belli ki bu Bülent Arınç'ı da tatmin etti. Yani zaten Bülent Arınç da ben burada yüksek istişare kurulu sıfatıyla değil şahsen görüşlerimi ifade ediyorum demişti Habertürk'te saray çevresinden yapılacak açıklama bununla sınırlı kalacak gibi görünüyordu. Zararsız işte o Arınç'ın şahsi görüşleridir saygı duyarız falan yani biz bu görüşün önünde arkasında yanında karşısında falan değiliz manasına gelen nötr bir açıklama. Fakat öyle olmadı pazar günü enteresan bir şekilde Recep Tayyip Erdoğan kendi bilgisi onayı izni dahilinde yapıldığı ifade edilen Arınç atış açıklamalarına ki benim görüşümde öyle. Ateş püskürdü. Fitne ateşi dedi. İsim vermeden Arınç'a hedef gösterdi. Ve Arınç bundan çok rahatsız oldu. Rencide oldum dedi. Kime dedi? Bunu Murat Çelik'e söyledi. Posta gazetesi yazarı. Murat Çelik de bunu bir dizi tweetle kamuoyuna duyurdu. Bu tweetler Türkiye saatiyle dün 5.42'de yayımlandı. Ee, o Oradaki saat sizi yanıltmasın. İngiltere ile Türkiye arasında 3 saat fark var. Türkiye saatiyle 5.42'de Murat Çelik bu tweetleri attı. Posta gazetesi yazarı. Arınç'la telefonda görüştüm. Dünkü konuşma beni çok rencide etti demiş. Başka. Cumhurbaşkanı ağır bir konuşma yaptı demiş. Devamla. Ben başkaları gibi Twitter'dan, Instagram'dan istifada, istifa etmem demiş. Oluşan durumla ilgili Cumhurbaşkanı'yla bizzat görüşmeyi bekliyorum demiş. Alt alta başka tweetler de var. İlgili, ilgilenenler bakabilirler. Halen yayında bu tweetler silinmiş falan değil. Fakat dikkatinizi çekerim. Cumhurbaşkanı'yla görüşeceğim. Twitter'dan, Instagram'dan istifa etmem demiş ama Arınç gitti istifasını Twitter'a koydu. Türkiye saatiyle 15.47'de istifa etti kamuoyuna duyuru e, biçimiyle e, bu istifayı paylaştı tıpkı e, damat Berat Albayrak'ın kamuoyuna duyurusu gibi bir televizyon kanalında yaptığım konuşmalar diye 5-6 paragraftan oluşan bir tam sayfa A4 kağıdı doldurmuş bunu okumayacağım burada niye çıktım niye açıklama yaptım o kişilerin isminden niye bahsettim olay nasıl gelişti laflarım nasıl bağlamından kopurdu kopartıldı falan filan minvalinde bir açıklama. En son e, kurul üyeliğinden e, ayrılma kurul üyeliği Yüksek İstişare Kurulu e, kurulu görevinden görevimden ayrılma talebimi Cumhurbaşkanımıza ilettim. Kendileri de bunu uygun gördü. Karşılıklı iyi niyet temennileriyle helalleştik. Görevimden ayrıldım diyor. İki cümle sonra da şunu söylüyor. AKP ve Cumhurbaşkanımızın ülke yararına yapacağı her türlü çalışmayı, milletin faydasına olacak her türlü reformu destekleyeceğimin bilinmesini isterim. Bunu da koymuş. Ülke yararına yapılacak her türlü çalışma ve her türlü reformu destekleyeceğim denmiş. Şimdi Arınç bu açıklamayı Türkiye saatiyle 15.47'de Twitter'a koyduktan sonra Türkiye saatiyle 15.57'de 10 dakika sonra İletişim Başkanlığı yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Propaganda Bakanı Fahrettin Altun bu tweetle Arınç'ın istifasının kabul edildiğini duyurdu. Yani Arınç Twitter'dan istifa etti. İstifa 10 dakika sonra Cimer İletişim Başkanlığı'nın kurumsal adresinden Arınç görevinden ayrılmayı talep etmiş talebi. Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir diyor. Görevden ayrılma talebi olarak şey yapılmış. Daha evvel görevden affı olarak yazılmıştı hatırlayın iki hafta evvel Berat Albayrak. Şimdi Yüksek İstişare Kurulu ne? Burası Cumhurbaşkanlığı'nın sitesi. Son haber 4 Kaşım'da Yüksek İstişare Kurulu toplanmış efendim. Yüksek İstişare Kurulu eski meclis başkanlarından oluşuyor esasen. 6 tane eski meclis meclis başkanı var. Onun dışında 2-3 tane de 2-3 kişi Cumhurbaşkanlığı bürokratları var. Özel kalem iletişim başkanı filan falan gibi. 6 eski meclis başkanı kimler? Anadolu Ajansı'nın 4 Kasım haberinde söyleyelim. Bülent Arınç, İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Yıldırım Akbulut. İşte görüyorsunuz masanın etrafına dizilmişler. Bu 4 Kasım toplantısı. Yani bundan 20 gün önce yapılan toplantı. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu o arada aylık toplanıyormuş. Demek ki her ayın ilk haftası falan gibi toplanıyor. Ben takip etmediğim için bilmiyorum. Bu Bülent Arınç meselesiyle falan biraz gündeme geldi. Şimdi baktığınızda e, 6 kişiyi görüyorsunuz. E, Bülent Arınç e, maskeli e, sol tarafta oturuyor. E, hemen onun yanında Köksal Top'tan ondan sonra da İsmail Kahraman var. Karşıda da sağ köşede, sağ baş köşede e, Yıldırım Akbulut var. Onun yanında Cemil Çek, onun yanında Mehmet Ali Şahin var. Yüksek İstişare Kurulu dediysek bu eski meclis başkanlarından oluşuyor. Yani eski bakanlardan, eski başbakanlardan eski cumhurbaşkanlarından falan değil yani eski milletvekillerinden bir takım duayenlerden falan değil. Eski meclis başkanlarından oluşuyor. Hangi parti gözetmek sizin? Gerçi burada büyük bir çoğunluk artık AKP çünkü diğerleri işte Hakk'ın rahmetine kavuştu falan bir bölümü itibariyle. Ee, şimdi bu kurulda 6 başkan var. Biri gitti. <laughs> Diğeri de Cemil Çiçek. Cemil Çiçek de durumdan rahatsızlığını Arın benzer laflarla hatta yani reform reform ne yani bize tövbe nasıl lazım falan demişti. Yani. Hatta biraz daha ağır yani. Fakat Cemil Çiçek arada kaynamış görünüyor. Şimdi bu diğer 5 eski meclis başkanı Yıldırım Akbulut İsmail, İsmail, Kahraman gider de işte Yıldırım Akbulut Mehmet Ali Şahin falan gidecek mi devam edecek mi Köksal Top'tan falan mesela. Onu bilmiyoruz. Zaman gösterecek. İsmail Kahraman da bu arada milli mücadelecidir. Yani Cemil Çiçek gibi. Bu milli mücadeleciler cidden üzerinde çalışılması gereken bir konu. Her yeri tutmuş durumdalar. Antiparantez olarak söylüyorum. Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu meselesi de böyle. Twitter'daki tepkilere bakalım. Korsikalı Hıdır affını istemiş. İstifa değil. Şimdi bu Davutoğlu'nun partisine falan geçer. Hiçbir şey olmamış gibi diye yazınca e, Profesör Doktor İbrahim Öztürk geçemez. FETÖ'den içeri girmemek için muhtemelen tek şart bunu yapmadan bir kenarda damat gibi kayıplara karışmasıydı demiş. Geçemez, e, geçmez Bülent Arınç kendi köşesinde kalır. E, Bülent Arınç bu konuyla ilgili sorulara cevap verirken ben onlara hayırlı olsun bile demedim diyen bir insan. Yani Babacan Parti kurduğunda hayırlı olsun demedim. Davutoğlu parti kurduğunda hayırlı olsun demedim. Dolayısıyla Bülent Arıncı bu partilerle yan yana düşünmek şu gün şu aşamada açıklamalarıyla e, çok olası değil. Ama siyaset bu. İnsanlar bugün dediğini yarın yiyor. Ayrı bir konu. Emre Uslu demiş ki Recep Tayyip Erdoğan kendine küfür eden Yiğit Bulut'u danışman, Devlet Bahçeli'yi ortak, Süleyman Soylu'yu bakan, Doğu Perinçek'i dava arkadaşı olarak kabul etti. Bülent Arınç'tan boşalan koltuğa kendisine sahte Sultan Rizeli Yezid diyen Alaaddin Çakıcı'yı atamalı Turhan Bozkurt demiş ki Bülent Arınç Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti. İki haftalık parantez kapatılırken arada Cemil Çiçek kaynadı. Pelin Cengiz Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı istendiğinde siz onu gereklemirler verildiğinde diye okuyun. Epey ışık hızında açıklama yapabiliyormuş. Birkaç hafta arayla görmüş olduk. Dikkatinizi çekerim. Arınç Twitter'a istifa mesajını koyduktan 10 dakika sonra İletişim Başkanlığı teyit etti. Halbuki aynı iletişim başkanlığı Berat Albayrak'ın istifasını 27 saat sonra teyit etmişti. Osman Öztoy, AKP teşkilatlarının kapısından bile giremeyecek, kimse davet etmeye, yan yana durmaya cesaret edemeyecek, müptezel sıfır özgül ağırlığıyla kalan ömrünü sefil ve itibarsız tamamlayacak. Yazalı 5 yıl 4 ay oldu bir müfteri olarak ölen mazlumlarla helalleşemeden gidecek demiş Mehmet Altan. Hukuk reformu seferberliğinde bugün tutukluluk cezaya dönüşmemeli. İddianameyi okudum. Hala tutuklu kalmasına hayret ediyorum. Tahliye edilmesi lazım. Bu iddianameleri okuduğumda çocuk bile yazmaz dedim. Açıklamasını yapan siyasetçi hakaretlere orayıp istifa etmek zorunda kaldı demiş. Ahmet Dönmez, Bahçeli Çakıcı'nın bile arkasında dururken Erdoğan Arınç'ın dahi arkasında duramadı demiş. Haksız mı? Levent Gültekin bu son siyasi gelişmelerden dolayı ülke için fena halde tedirginlik duyan bir tek ben miyim? Bende mi bir terslik var yani diye soruyor. Eser Karakaş Erdoğan Bahçeli'nin galis küfürlerine rağmen Arınç'ı savunmadı, istifasını kabul etti. Yola beraber çıktığın çekirdek kadro arkadaşlarının harcanmasına böyle göz yumansan sen de harcanmanın eşiğindesin demektir demiş. O da Devlet Bahçeli grupta konuşmuş. Cumhur İttifakı, Cukka İttifakı değildir. Curcuna İttifakı değildir. Çukur İttifakı değildir. Çuval İttifakı değildir. Çuvallamış bir ittifak hiç değildir. <laughs> Çok yardımcı olmuş bizim gibi yazar analistlere. Bunların hepsidir yani. Kelime aramakta güçlük çekiyorduk. Ee, i̇yi oldu. Teşekkürler Bahçeli. Yani Cumhur İttifakı Cukka İttifakıdır. Curcuna İttifakıdır. Çukur'dur. Çuval'dır. Yani ne dersen. Çuvallamıştır. <laughs> <laughs> Aydın Sezer demiş ki 7 Haziran seçimleriyle birlikte Deniz Baykal'ın başlattığı, Bahçeli'nin sürdürdüğü Erdoğan'ı vesayet altına alma süreci bugün artık iyice görünür hale geldi. 28 Şubat devam ediyor geriye 98 988 yıl kaldı demiş. Evet. Doğu Ergil güvenilir bir araştırmacıya hükümetin geleceğini sordum. Geleceğini sordum. Güldü, asıl soru muhalefetin geleceği olmalı. Hükümetler iktidarda kalmaya, muhalefet onun yerini almaya çalışır. İkincisi konusunda ciddi bir gayret yok. Halk güvenilir bir alternatif görmüyor. Tek kale maç var dedi. Evet. Enteresan işler Ankara siyasetinde. Milliyet İttifakı'nı dağıtmaya çalışıyordu Erdoğan. Olay döndü. Cumhur İttifakı'nın dağılması konusuna geldi. Hatırla, hatırlatalım. işte Ümit Özdağ'la falan bir hamle yaptılar falan. İyi Parti, CHP, HDP birbirine kırdıralım şunları falan. Yani geçildik ittifaka. Millet İttifakı'na geçildik. Bunu nasıl parçalayabiliriz diye Cumhur İttifakı. Fakat döndü bumerang kendilerini vurdu. E, bu arada Akşener sahada. Şu anda bütün Türk siyasetinin gözü kulağı Akşener'in Akşener'de. Yani Akşener ne yapacak? Akşener eğer Cumhur İttifakı'na üçüncü ortak olmayı içine sindirir, kabul eder, tamam derse Erdoğan kefeni yırtar, devam eder. Ama Akşener'den başka şansı yok şu anda. Görünen o. Akşener de sahada. Köy köy kasaba kasaba dolaşıyor. Parti kongreleri yapıyor vesaire. Çeşitli vesilelerle. Neyse. Büyük de ilgi var kendisine. Baraj. Ee, endişesi de asla yaşamıyor. MHP'yi falan zaten fersah fersah geçmiş durumda. Oyları, tabanı neyse. Bakalım ne olacak? Ee, tabii 50 artı 1'i bulamayınca e, Cumhur İttifakı Millet İttifakı'nı yıkmaya çalıştı. Bunda da başarılı olamadı. Öyle görülüyor ve bu merak döndü. Cumhur İttifakı'nı e, vurdu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüp çok eleştiriler var. Ben de çakıcıdan dolayı programın başında eleştirdim. Cumhuriyet Halk Partisi partiyi yani Kemal Kılıçdaroğlu belki partiyi büyütemiyor ama dikkatinizi çekerim. Millet İttifakı'nı bir arada tutmaya çalışıyor ve bunu da başarıyor. Bir de işin böyle bir tarafı var. Negatif ve negatif, pozitife pozitif demek bizim de görevimiz. Peki yeni bir seçim, yeni bir seçim sistemi, bu ittifak nereye kadar gider? Şimdilik sular durulmuş gibi görülüyor. Twitter'daki görüşlere de katılıyorum. Bahçeli Çakıcı'ya nasıl sahip çıktı görüyorsunuz ama Erdoğan arınçı da yem etti kurtlara. Tam anlamıyla kurtlara. Bakalım ne olacak. Bu işten de gene üstü başı batmış vaziyette çıktı. Arınç mevcut, Erdoğan mevcut anayasal yetkilerinden vazgeçemez. Bırakın güçlendirilmiş parlamenter sistemi, eski parlamenter sisteme bile dönmez, dönemez. Yapacağı belki bu konuda, bu konuda oyalama taktikleri olabilir. Muhalefetle yalandan görüşmeler yapabilir, yapabilir. Tıpkı geçmişte AKP'nin CHP ile koalisyon görüşmesi gibi taktik olarak. Ama mevcut yetkilerinden, mevcut pozisyondan asla geri at, geri adım atmaz. Şunu unutmayın, hep söylüyorum. Erdoğan tuttuğu, elde ettiği mevziyi bırakmaz. Üzerine koya koya devam etmeye çalışır. Hiçbir zaman o noktada gerilemez. Yani gerilediğinde üstünün başının batacağını bilir. Duman olacaklarını bilir yani. Evet. Öte taraftan şeye bakalım, Canan Kaftancıoğlu'na bakalım, e, CHP'ye bakalım. E, Emin Şirin anlattığı bir yerde e, işte Canan Kaftancıoğlu kendisine söylemiş bu taksim buluşmalarında biz ne seçim gününe ne de seçimden sonra Türkiye'yi idare etmeye hazır değiliz demiş. Dolayısıyla muhalefet gerçekten Erdoğan sonrasına hazır mı, Erdoğan sonrasına hazırlık yapıyor mu bunu da bilmiyoruz. Ama İstanbul İl Başkanı CHP'nin böyle söylüyor. Ne seçime hazırız ne de seçimden sonra ülkeyi idare etmeye... Dolayısıyla bir de işin böyle bir tarafı var. İktidar tükenirken muhalefet yükselişte değil. Ee, öbür taraftan Cumhur İttifakı, evet şu anda karşılıklı atarlanmalarla, karşılıklı kelle istemeler, kelle almalarla neyse. Olay biraz durulmuş gibi görülüyor. Belki bir süre böyle gider. Fakat Bahçeli bununla da bırakmıyor. Enteresan bir şey. Yani Çakıcı'ya sahip çıktın işte i̇şte Bülent Arınç, Erdoğan da Bülent Arınç'la ilgili gereğini yapacağını ima etti, söyledi filan neyse artık filan. Fakat hala galiz küfürlerle ki Bülent Arınç dava açması lazım o küfürlere. Hala galiz küfürlerle düşmüş adama saldırmaya devam ediyor. Düşmüş adama çakmaya devam ediyor. Enteresan bir şey. Normal zamanda şunu demesi lazım aklı selim. Yani işte olan oldu zaten işte Erdoğan da Arınç'la ilgili gereğini yaptı. Fitneci dedi filan falan. falan. Tamam biz işimize bakalım falan demesi lazım. Hayır hala kaldırıp kaldırıp vuruyor. Tuhaf yani bu durumun e, bir taban kaldıysa AKP'de rahatsız etmesi lazım. Ama enteresan yani kimse çıkıp bir şey demiyor demez. E, bir süreç yürütüyorlar Millet İttifakı ile ilgili. E, o şimdilik akim. ...kalmış görünüyor. Hatırlatalım geçmişe doğru. Bahçeli Akşener'e evine dön dedi. Daha sonra da Erdoğan iyi parti yerli ve millidir dedi filan. Sonra bunun arkası gelmedi. Şimdi başka aşamalarla falan işte Millet İttifakı'nı yıkma, bölme, parçalama falan safhalarına geçtiler. Olmadı. Şu anda her iki tarafta kendi kulvarında yürüyor gibi görünüyor. Bakalım ilerleyen günler neler getirecek... E, Twitter'dan istifa etmem diyen Arınç bir gün geçmeden Twitter'dan istifasını verdi. Evet, enteresan günler. Enteresan günler. Yarın e, manşette kendi gününde saatinde buluşmak umuduyla efendim. Gene bu konuyu ve bu konunun yankılarını konuşuruz, konuşmaya devam edeceğiz öyle görülüyor. Fakat gerek korona, e, gerek e, ekonomik kriz ve siyasetteki şu dalgalanma, tıkanma, iktidarıyla muhalefetiyle bu kışın çok sıcak geçeceğini gösteriyor. Takipte kalın.